Gülşen'in 6 yaşında öz kızı bir müritine eş diye vermiş, 6 yaşında bir çocuğu kendine eş diye almış, bu aşağılık yaşam formları hala aramızda ellerini kollarını sallayarak geziyorlar. Bu ülkede bize reva gördüğü bir cehennem şu anda bu. Kadınlara reva gördüğü bir düzen bu. Bu ülkede çocuklara reva gördüğü bir düzen bu. Biz niye varız biliyor musunuz? Din diye, Allah diye, kitap diye, bu da şerefsizliği bizim çocuklarımıza layık görenlerle mücadele etmek için varız. Hiçbir sapık bir bahane edip 6 yaşındaki çocuklara tecavüz edemezsin diye varız biz. Bunca olup biten varken, bu tarikatlerle, bu cemaatlerle, Allah 3 tane muhabbına gel o yıl gitmesin diye doğru düzgün mücadele edemeyenlerin karşısına dikilmek için varız. 14 yaşında çocuğun kemik yaşını büyüdüğünde tecavüzü saklayan doktorları görevden almak için var. Utanmadan böyle noktalarda soruşturmaya yer olmadığına dair karar veren o savcıları ve onları oraya atayanları o sıcak bulunduklarından kaldırmak ve yargılamak için var. Herkese iyi akşamlar, merhabalar. Merhaba herkese. Yine en sevdiğiniz ikili oldu. Diyoruz ki vekil olamazsak televizyon programı yapalım sevgili arkadaşlar. Kendimden değil ama senden eminim. O sen de editörüm olursun. Olabilir. Tekrar merhaba, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan sesleniyoruz size. Bunu yapıyoruz çünkü malumunuz son 5 gündür sevgili Timur Soykan'ın bir gündeki haberi üzerine öğrendiğimiz istismar skandalıyla çalkalanıyor ki. Biz de şu anda mecliste bütçe görüşmelerini yapıyoruz ve bütçe görüşmelerinin ilk haftasında 4. günündeyiz genel kurul aşamasında. Bu yayını buradan yapmak istedik çünkü bugün sabah burada herkesin, tüm Türkiye'nin konuştuğu ve tüm Türkiye'nin kan ağladığı, aslında ciğerinin yandığı bir konu vardı ve o konunun, o Hiranur Vakfı'nın bağlı olduğu Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden sorumlu Kültür ve Turizm Bakanı şu anda tam gördüğümüz arkamdaki sıralarda oturuyor. Buna rağmen gündem dışı bir açılıp, gündem dışı bir görüşme açılıp bu konuyu konuşalım, bakan bize bilgi versin ve tüm Türkiye gibi biz de bugün burada konuşalım talebimiz, tüm muhalefetten gelen talep reddedildi. Buradaki insanlar tarafından her zaman AKP'lerle olan her şey AKP'lerle koydularla reddediliyor. Yani evet, o yüzden biz de bugün burada bu yayını yapmak istedik. Bir amacımız daha var. Bütçe görüşmelerinin genel olarak yeterli ilgiyi görmediğini düşünüyoruz. Oysa ki bütçe görüşmelerinin ne kadar önemli bir şey olduğunu belki ben de açıkçası en çok buraya girdiğimde hissettim. Yani evet, kuruluş amacı ve bütçe görüşmeleri gerçekten hak ettiği ilgi hiçbir zaman göremiyor. Oysa biz şu an burada sevgili arkadaşlar bu yayını yaptığımız telefondan, yediğimiz ekmekten verdiğimiz vergileri nasıl harcayacağımızı görüşüyoruz. Aslında bu yayını bu arada dün yapacaktık ama meclis önceki günkü ölümcül kavga nedeniyle çok erken kapandığından bugüne sarktı. Dün Enerji Bakanlığı'nın bütçesini görüştük. Malumunuz en son Amasya'da 42 madencinin katili olan Enerji Bakanlığı. Bugün de yine aynı yeri denetlemekle sorumlu olmasına rağmen herhangi bir başarıya erişemeyen diyeyim, Çalışma Bakanı yine aynen arkamızda oturuyor. Biz de bu çerçevede ilk önce buradan alarak daha sonra çeşitli ve önemli konuklarımızla baştan sona kadar çocuk istismarı konuşacağız. Umarım seste bir sorun yoktur çünkü şu anda genel kurulda görüşmeler de devam ediyor. İyi Parti grubu bitirdi. Şimdi Milliyetçi Hareket Grubu, Milliyetçi Hareket Partisi grubu konuşuyor. Hiçbir konuşmacıya saygısızlık olmasın diye de bu tonda tutmaya devam edeceğiz. Çünkü amacımız dediğimiz gibi bugün asıl konuşması gerekeni konuşmak. Kimler bizimle birlikte olacak bugün Ahmet? Onu da sen. Bugün senin bahsettiğin gibi dün Enerji Bakanlığı'nın bütçesi vardı. Bugün de Çalışma Bakanlığı'nın bütçesi var. Dolayısıyla çok yakın bir zamanda fıtrat diye, kader diye anılan, ancak önlenebilir nedenlerle yaşanan katliamlarla çok ilintili birisi var. Kamil Kartal. Öyle mi alay komutanı? Kendisini öyle mi alay komutanıyla tanıdı insanlar ama ilgilisi zaten Kamil abinin bu madencilerin hak gaspları ve çalışma koşullarının düzeltilmesiyle ilgili yıllardır verdiği sendikal mücadelenin aktif bireylerinden biri olarak tanıyoruz. Önce Kamil abiyle başlayacağız ve ondan sonra da istismar konusunu, konunun ilgilileriyle görüşeceğiz. Kamil abinin hemen ardından konuyu Türkiye'nin gündemine taşıyan sevgili Timur Soykan yayına bağlanacak.
Arkasından Ayşe Çavdar. Ayşe Çavdar. Türkiye İşçi Partisi kadın kollarından hem, bir arkadaşlarımız. Yok, peşinden Mustafa Hoş bizimle olacak. Aynı sırayla gittim de işte evet. Mustafa Hoş var biliyorsunuz. Ensar Vakfı'nda da benzer bir şey olmuştu. Her yerde ya adam. Yaygınlaşmasında önemli bir rol üstlenmişti Mustafa. İyi bir gazeteci bir görmeyi vererek. Havle Kadın Derneği'nden Rümeysa. Evet, muhafazakarlar niye sessiz diyorlar ama sessiz olmayan muhafazakarlar da var. Aslında muhafazakar mahalleye ait bir şey değil. Evet, vicdanı olan herkese ait. Temelinde, genelinde daha doğrusu bir sessizliğin hakim olduğu benim de çok canımı acıtan bir gözlem açıkçası. Başka kimler olacaktı? Avukat arkadaşımız Yelda bizimle tipli avukatlardan. Yine tipli kadınlardan Aslı bizimle olacak. Bekletmeden daha fazla sizi sıkmak da istemiyoruz. İlgililerinden hızla görüşlerini, düşüncelerini ve bu rezilliğin sebeplerini, bu sistematik çocuk işkencesini konuşacağız. Ama dediğimiz gibi sadece çocuk alanına yönelik değil istismar. Günde 6 işçi ölüyor bu ülkede. Daha yeni 42 madenciyi kaybettik. Biz de Soma'daki o epik diyeceğim direnişin önderlerinden olan sevgili Kamil abimizle, o öyle mi alay komutanı tiradıyla hepimizin aklına kazınan Kamil abiyle başlamak istiyoruz. Hemen peşinden Timur Soykan bizimle birlikte olacak. Kamil abi hazırsa sanıyorum ona bir merhaba diyebiliriz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş merhaba abi, teşekkür ediyoruz katıldığın için. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Abi biliyorsun meclis genel kurulunda konuşma hakkı iktidar bileşenlerine gidiyor ve sürekli bir yalan dolan üzerinden dönüyor her şey. Ve biz de ulaşabildiğimiz mecralardan hakikat ne onu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü kısıtlı olanakla elimizden gelen bu. Mikrofonu sana bırakıyoruz. Dükkan senin abi. Evet, ben öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şimdi madenlerle ilgili özellikle bu AKP iktidarı döneminde neredeyse Türkiye'deki maden kazalarında ölen insanlarımızın 1/4'ünün AKP döneminde gündeme geldiğine tanık oluyoruz. Yani Soma'dan diğer katliamların tümüne baktığımızda, yani Karadon'dan Amasya'ya, Ermenek'ten Amasra'daki katliama varana kadar bunun sebep sonuç ilişkilerine baktığımızda aslında bu katliamların arkasında yatan sebepler o kadar çok birbirine benziyor ki birbirinden ayrıştırmamız pek mümkün olmuyor. Tabii bunun çeşitli nedenleri var. Neden bu katliamlar bu kadar fazla devam ediyor? Bunun esas önemli sebeplerinden bir tanesi bir bu uygulanan politikalar, yani enerji politikaları nedeniyle maden sahalarının talana açılması ve kamunun tasfiye edilmesi sürecinde de madenlerin de özel sektöre peşkeş çekilmesi doğrultusunda bir yaklaşım tarzının gündeme getirilmesi. İkincisi, bu özelleştirmelerle beraber özel sektöre maden sahalarının açılmasıyla birlikte yoğun bir güvencesizleştirme ve sendikasızlaştırma sürecinin gündeme getirilmesi. Diğer bir neden denetimsizlik, diğer bir neden de iş sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin, araçlarının, gereçlerinin, teçhizatlarının, bu güvenlik sistemlerinin kurulması meselesinin bir maliyet unsuru olarak gündeme getirilmesi ve doğal olarak da bunlara gereken önem verilmemesi. Oysa çeşitli denetim mekanizmaları var. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bunların başında Enerji Bakanlığı geliyor. Hem maden sahalarının tahsis edilmesinde hem de işletmelerin gündeme getirilmesinde bunların proje denetlemelerinden tutun da işletme meselelerinin gündeme getirilmesine kadar birinci derecede yetkili kurum Enerji Bakanlığı, aynı zamanda Çalışma Bakanlığı ikinci bir denetim mekanizması olarak, yine Enerji Bakanlığı'na bağlı MEPAK diye Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ki birinci derecede denetlemeye yetkili. Yine 6331'e göre de, yani işçi sağlığı iş güvenliği kanununa göre de iş yerlerinde zorunlu olarak kurulması gereken işçi sağlığı ve iş güvenliği kurulları ve bu kurullarda da son derece önemli ve yetkili sendikaların temsilcilerinin olması meselesi.
Şimdi bu denetim mekanizmaları devreye sokulmuyor. 250 binin üzerinde bir işçi çalışıyor bu sektörde. Ama bunların yaklaşık 30 bini sendikalı ve 3 sendikada örgütlü bunlar. Toplu sözleşme düzenlerine sahip. Bunların bir tanesi Hak İş'e bağlı, ikisi Türk İş'e bağlı. Ama bunlara sendika demek artık mümkün değil. Çünkü bunlar işverenlerin işçiler üzerinde bir tahakküm örgütü, bir denetleme örgütü ya da devletin, mevcut siyasal iktidarların işçiler üzerindeki bir denetim mekanizmaları halinde gündeme gelen yapılar haline dönüştürülmüş vaziyette ve uygulanan politikaların aslında uygulayıcısı halinde bir yaklaşım sergiliyor. Doğal olarak sendikalar da görevlerini yerine getirmiyor. Yani sonuç olarak bir örgütsüzlük, güvencesizleştirme, sendikasızlaştırma, denetim mekanizmalarının gündeme getirilmemesi, işçi sağlığı, iş güvenliği önlemlerinin bir maliyet unsuru olarak görülmesi doğal olarak da bu kazalara zemin yaratıyor, bu katliamlara zemin yaratıyor. Kamil abi, aslında kabaca şöyle özetlemek mümkün olabilir mi? Gerek madende olsun, gerek başka sektörlerdeki başka iş kollarında medyanın iş kazası diye nitelendirdi. Aslında bizim için cinayet diye nitelendireceğimiz şeyleri, ki böyle nitelememizin nedenini soru olarak soracağım sana. Yaşanan her türlü bu vahim olay önlenebilir nedenlerle gerçekleşiyor demek mümkün mü abi? Tabii yani dünyada da ülkemizde de yapan araştırmalar gösteriyor ki bu iş cinayetleri %99 engellenme şansına sahip. Çalışma ilişkilerinde iş kazalarının olmaması mümkün değil, mutlaka olacak. Ama gerekli önlemler alındığında, gerekli araçlarla, gereçlerle, sistemlerle, bunlar denetim mekanizmalarıyla kontrol altına alındığında önemli ölçüde önüne geçilebiliyor. Bugün Avrupa'ya da baktığımızda ya da dünyanın değişik yerlerine baktığımızda ölümle sonuçlanan iş cinayetlerinin mümkün olduğu kadar, yani bizim gibi ülkeleri bir tarafa bırakırsak, geri bırakılmış ülkeler diye tabir edebileceğimiz ya da sömürge ülkeleri bir tarafa bırakırsak, genel olarak ölümlü kazaların neredeyse %100 ortadan kaldırıldığı bir yaklaşım sergileniyor. Fakat burada esas önemli olan şey, 25 milyonun üzerinde bir üretim ilişkisine girmiş kitlenin resmi rakamlara göre %14 ama gerçek rakamlara göre de %7,5'unun sendikalaştırıldığı ve aslında bir taşeron sisteminin, bir güvencesizleştirme sisteminin üretim ilişkilerinde hakim hale geldiği ve sömürü mekanizmalarının emeği daha fazla sömürme üzerine organize edildiği bir yaklaşım tarzı aslında belirleyici hale gelmiş vaziyette. Buna karşı bir güçlü örgütlenme süreçleri gerçekleştirilemediği takdirde gerçekten işçilerin söz ve karar sahibi olduğu, işçilerin çıkarlarına hizmet eden, onların güvencelerini, başta işte işçi sağlığı, iş güvenliği olmak üzere güvencelerini sağlayabilecek bir mekanizma kurulamadığı müddetçe bu iş cinayetlerine ve katliamları önüne geçmek pek mümkün olmayacak gibi gözüküyor maalesef. Evet. Arkamda çalışma ve sosyal güvenlik Vedat Bilgi oturuyor. Sana veda etmeden önce şu an bugün arkamda olsaydım, bu anlattığın çerçevede arkamdaki fotoğraflar iki cümlede ne söylerdi? O sözlerle uğurlayalım seni, bu simonu davet edelim. Tabii mevcut siyasal iktidar bütün önermelerini kendi çıkarsal ve sermayenin çıkarsal ilişkileri üzerine kuruyor. Ben de izlemeye çalışıyorum bütçe görüşmelerini. Özellikle AKP-MHP ittifakının gündeme getirdiği bütün önermeler, bütçenin kendi içeriğine falan baktığımızda da sömürünün ve sermayenin ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gündeme getirilmiş olan bir yaklaşım tarzı sergiliyorlar. Çok açıkça ve söyledikleri ve vaat ettikleri şeyin çok önemli bir kısmının yalan ve dolan olduğunu, gündeme getirmeye çalıştıkları bir takım yaklaşımların EYT gibi, işte bu kadro kamuda taşeronlara kadro vermek gibi meselelerin de çok önemli bir kısmının aslında aldatmaca, yanıltmaca ve yalan olduğunu da yaşayarak
önümüzdeki günlerde göreceğiz diye düşünüyorum. Evet. Kamil abi çok teşekkür ediyoruz yayına katıldın. Ben teşekkür ediyorum. Dar bir zamanda oldu, bir de gündem çok bambaşka atıyor ama yani madenlerde ya da başka alanlarda iş cinayetlerinde insan katletmeyle herhangi bir din kisvesi altında vakıflarda ya da başka alanlarda sadece muhafazakar camiadan bahsetmiyorum. Çocuk istismar eden sistemin araçlarını elinde tutanlar işte bugün iktidardalar. Yani o yüzden de şimdi herkesin tartıştığı konuya geçelim diyoruz. Sevgili Timur Soykan'a yayın alacağız. Sana tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin. Çok. Evet sevgili arkadaşlar, böyle sesiniz güzel mi bu arada? Bizi dinleyen arkadaşlar yani kulakta biraz az geldiğini söylediler. Konuşmalar sözlüğü içinde çok bağırmadan, kimseye saygısızlık etmeden yayınımızı tamamlayacağız. Sevgili Timur da hazırsa, sevgili Timur Soykan, o bağlanmadan önce ben söyleyeceğim çünkü bağlandıktan sonra söylersek utanır diye düşünüyorum. Önce biz milyonlarca insanımızla ve bu ülkede yaşayan milyonlarca çocuklarla seninle gurur duyduğumuzu ve sana minnettar olduğumuzu söylemek istiyoruz. Bu akşam sizinle olman da çok kıymetliydi. Malumunuz troll ordusu şu anda Timur Soykan yargılanmalı diye utanmadan bir etiket açmışlar ve saldırıyorlar. Ama Timur sizin gibi aşağılık yaşam formlarından korkan biri olsaydı ne bir mesleği seçerdi ne böyle haberlerin altına imzasını atabilirdi. Evet, 3 gündür Türkiye'yi sallayan sevgili Timur bizimle birlikte. Hoş geldin Timur. Tekrar bir iki varsın dedi. Hoş bulduk. Siz de iyisiniz. İyi ki varsınız arkadaşlar. Timur ya eline sağlık. Hani senin gazeteciliğini bugünden tanışmış birisi değilim. Aynı meslekteyiz. Her şeyden de birlikte de çalıştık. Ve her zaman gurur duyacağımız ve duyduğumuz işler yaptım. Ama bu son haftanın günlerini belirleyen haber gerçekten çok önemli. Çünkü olayın mağdurlarından birisi mağdur edildiği yaş 6. Yani başka da bir şey diyemeyeceğim ve sözü sana bırakacağım. Yani özellikle de bugün hedef gösterilmen, mevzuyu bağlamından koparmak, muhafazakar camia tabanında eski travmalarını tetikleyecek bir 28 Şubat atıflarıyla adının dolaşırlar, tehdit edilmen vesaire hepsinin toplamından yola çıktığımızda bize bir söyleyeceğin çok şeyin vardır diye düşünüyoruz. Ve sözü sana bırakıyoruz Timur. Herhalde linç edilmeyi veya hedef gösterilmeyi benden çok daha fazla deneyimlemiş karşımda iki insanla konuşuyorum. Yani siz o kadar çok yaşadınız ki bunu, o kadar çok tehdit edildiniz ki hakikati, gerçekleri söylediğiniz için. Şimdi burada bir mağdurum gibi konuşsam şey olur yani, ayıp olur. Ama şöyle bir durum var. Yani onlar bir refleks gösteriyorlar. Bu yani bugün ya karşılaştığımız sadece bir vaka değil. Yani hepimiz biliyoruz Nurettin Yıldız 6 yaşında çocuk evlenebilir. Fetvalar verdi. Bu konu o 16 yaşında evlenebilir sözleri defalarca paylaşıldı, konuşuldu, tartışıldı. Ensar Vakfı'nda çocuklara tecavüz edildi. Erzurum'da yaşadık. Yani Türkiye'nin artık bu siyasal İslam döneminde tarikatların dokunulmaz olduğu bu dönemde çocuk istismarı bataklığına dönüştüğüne defalarca tanık olduk. Bunun çok acı örneklerini yaşadık. Ona rağmen bu maalesef bu acı tablo, çocuklarımızın terk edildiği bu karanlık dünya devam etti, sürdü. Şimdi burada bizim yani şu an işte Timur Soykan yargılansın veya işte bu tarikatı koruma refleksi de aslında bir şekilde o yapıların kendilerini koruma, o karanlık koruma arzusu, başka bir şey değil. Ama şunu önce konuyu anlatmak herhalde, özetlemek gerekiyor. Bu bir iddianame, yani bu bir belge, yani haber tamamen belgeli ve iddianame bir kadının anlatımlarına dayanıyor. O 6 yaşından itibaren uğradığı cinsel istismarı anlatıyor iddianamede. Ve bu 98 doğumlu, ben Hale diye adını kodluyorum, İstanbul Fatih'te doğuyor ve İsmail Ağa cemaatinin liderlerinden Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı. Ve diyor ki ben 6 yaşında kapımız, yani cemaat apartmanı gibi bir yerde yaşıyorlar. Kapımızın karşısındaki 29 yaşındaki müritle, kadın istekliyle beni evlendirdiler 6 yaşında diyor. Ve bir gün sonra istismar başladı diyor. Tabii çok vahim ifadeler var içinde. Yani çok kötü. Onun için hep böyle kestik. O iddianamenin parçalarını almak istemiyoruz. Bir de adını da
Orada bir açık veriliyor, o adını da kapatmak istiyoruz. Ama çok vahim şeyler anlatıyor 6 yaşından sonra. Bu çok uzun süre devam ediyor. Ve maalesef yani anlatırken insan gerçekten dehşete kapılıyor. Bu ona bir oyun gibi sunuluyor. Yani bütün aslında onu istismar eden, o imam nikahıyla verildiği kadir istekli, ona bunları yaptıktan sonra bir oyun diyor. Ağlıyor çünkü kızımız, yani ağlıyor bu olay sırasında ve o bu bir oyun diyor. Annen baban da bu oyunu oynuyor diyor. Kimseye anlatmıyorlar, sen de anlatma diyor. Ailedeki herkes bu kadir istekliye damat diye hitap ediyor. İddianamede anlatılıyor bu da detaylı bir şekilde. Aynı zamanda bu kızımız evde aslında nasıl yok sayıldığını, nasıl ona yetişkin mi davranıldığını bütün detaylarıyla anlatıyor. Hatta 2012 yılına geldiğinde, yani hale 12-14 yaşına geldiğinde bir hastaneye götürülüyor. Zaten 13 yaşında nişan yapılıyor, 14 yaşında düğün yapılıyor kendisine. Ve sonra bir hastaneye gidiyor. Hastanede doktor şüpheleniyor. Yani annesiyle birlikte gittiklerinde çocuk olduğunu anlıyor. Ama soruşturma bir eller devreye giriyor ve nedense doğum kağıdı bile istenmeden doğrudan kemik testine gönderiliyor ve halinin anlatımlarına göre kemik testine başka bir 25-21 yaşında bir kadın sokuluyor. Ve o örnek alınmıyor ondan. Ve yanında Kadir'le o tarikatın adamlarından biri savcıyı nasıl kandırdıklarını konuşuyorlar. Ve o dosya kapatılıyor. Aslında kızımız o anda kurtulabilir bu istismardan. Yani bu istismarın hedefi olmaktan çıkabilir. Daha sonra 14'ten yaşından sonra da aynı şekilde artık zaten şeye veriliyor. Kadir İstekli'nin evine veriliyor artık. Orada bu istismar süreci devam ediyor. Ve o istismar süreci devam ederken tabii onun psikolojisi de bu, yani altında ezildiği bu ağır travma, bu cinsel istismarın onun da zihninde yarattığı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. O da iddianamede bunu anlatıyor. Yani bir süre sonra çok kötüleştiğini anlatıyor. Sonra çocuğu oluyor 17 yaşındayken. O zaman biraz rahatladığını, toparladığını kendini söylüyor. Ama sonra tekrar yine kötü oluyor. Sonra bir doktora gittiğinde doktor, sen 6 yaşından beri kocanın tecavüzüne, tırnak içinde söylüyorum kocanın lafını, istismara uğramışsın. Bütün her gün çocukluğundan beri istismara uğramışsın dediğini aktarıyor. Ve sonra bir radyoda çocukların evlendirilmesini öğreniyor. Bütün bunları yaşıyor. Ve en son artık bir yerde dayanamıyor. Sosyal medya üzerinden tanıştığı bir kişiyi anlattığında o da bunu ses kaydını almasını istiyor. Ve ses kaydını alarak kocasıyla konuşmasının da, tırnak içinde kocası diyorum yine, aslında o sapık, onunla konuşmasında bunları delil olarak topluyor. Ve savcılığa veriyor. Fotoğrafları da savcılığa veriyor. Olayın en kaba özeti bu maalesef. Yani maalesef Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz. Şimdi tarikatlar ise bu şeye, bu bütün bu ifadelerin yer aldığı bu belgeli habere bir saldırıya geçtiler. Birincisi şey konuştu, Hale'nin kardeşleri, yani Yusuf Ziya Gümüşel'in diğer çocukları konuştu. Ya inanın o çocuklara üzülüyorum. Gerçekten çok üzülüyorum. Ben baktım o bugün o TV5'te yayınlanan videoya. Aslında onun da başka bir şekilde istismar olduğunu düşünüyorum. Yani kendi çocuklarını kullanarak bir hakikatin üzerine örtbas etme çabası olarak gördüm. Ve orada da bir istismar var. Bir kere hepimizi kandırmaya çalışmak. Yani bir de öte yandan şöyle bir şey var. İddianameye gelen detaylar gerçekten çok mide bulandırıcı vesaire. Her şey herkesin gözü önünde olmuş falan filan. Ailenin açıklamasına baktığından, daha doğrusu Yusuf Ziya Gümüşel'in ve kabaca çizdiği portre şu: benim kızım İslam düşmanı bir meczup. Yani burada gerçekten bu aklımızda dalga geçmek gibi bir şey durmadı mı? Bu var olan noktada, gelinen noktada bu olay. Ya bu şöyle, yani birincisi tabii yani o, ben gerçekten oradaki çocuklara bir anlamda üzüldüm. Çünkü yani onlar da bir dram yaşıyorlar. Yani bir ebeveynlerin yarattığı bir sorun içine böyle çocukların zaten gömülmesi, yani çok kötü bir şey. Gerçekten çok kötü bir şey. Ama şimdi başından beri iddianamede de anne, baba ve Kadir İstekli kızın psikolojik sorunları olduğunu, aynı bu çocuklar gibi, bu nedenle bu psikolojik sorunlardan dolayı da bu yalanları söylediği iddiasında bulunuyorlar. Şimdi kardeşleri de aynı iddiada bulunuyor. Ama iddianameye baktığınızda yani çok detaylı birincisi yaşadıklarını anlatıyor. Şimdi onlar yani bir yalanlama telaşındalar. Bir anneleri koruma, babalarını koruma telaşındalar belki. Belki gerçekten ona inanıyorlar. Gerçekten bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. Yani onlar hakkında ne denir bilmiyorum. Yani bununla ilgili bir belgeye de sahip değiliz. Ama burada şu var. Yani birincisi
ses kaydı var. Yani ses kaydı, o ses kaydında onlar diyor ki böyle bir şey olmadı, hiçbir şekilde cinsel istismar olmadı, 6 yaşında evlendirilmedi diyorlar. Ama ses kaydında konuştuğu Kadir İstekli, yani halini konuştuğu Kadir İstekli çok açık bir şekilde kabul ediyor. Yani diyor ki keşke olmasaydı diye konuşuyorlar. O da keşke olmasaydı diyor. Ama diyor bilemedim, senin ufaklığın böyle geçti diyor. Yani korkunç ifadeler bunlar. Ya hatta şunu söylüyor artık ses kaydında, daha ne söylesin. Yani benim de çocuğum olsa, kız çocuğum olsa 6 yaşında evlendirir miyim? Evlendiririm diyor. Ama böyle cinsel istismara izin vermem diyor. Peki hoca efendi niye bunu yaptırdı diyor hale. Şey, babası için söylüyorlar yani. Hoca efendi nereden bilsin? Allah Allah falan gibi böyle şeyler söylüyorlar. Sanki bunu normalleştiren şeyler söylüyor. Yani bu, yani baktığımızda bir, bu ses kaydı zaten çok önemli bir ikrar içeriyor. Yani o anlamda hale çok güçlü bir delil koymuş. İkincisi diyorlar ki o icazet töreninde çekilmiş gelinlikli fotoğraf diyorlar. Onunla da ilgili ifadesi var kızın iddianamede, hale anlatıyor. Diyor ki bana imam nikahı kıyıldı. Sonra Kadir İstekli'yi aldı beni, fotoğraf stüdyosuna götürdü. Fotoğraf çekildi, gelinlik giydirdiler bana, fotoğraf çekildi diyor. Hadi diyelim tamam, bu icazet töreninden fotoğraf. Hadi kız kendisi öyle şey yaptılar. Kardeşleri de gösteriyor ya bizim fotoğraf. Ya o fotoğrafların dışında fotoğraflar var. Şimdi bizim aldığımız fotoğraflar var dosyadan. Yani Kadir İstekli, o fotoğrafları blurluyoruz çünkü yüz gözükmesin diye. O zaman 6-7 yaşında çok belli, Hale'ye sarılıyor. Hem de öyle iki tane fotoğraf var. Şimdi İsmail Ağa cemaatini bilenler de bilir. Yani bırakın öyle sarılmayı, aynı ortamda tutmazlar. Bu çocuklarla yabancı birini. Çünkü Kadir İstekli yabancı o anlamda. Bu fotoğrafta 13 yaşında nişanının yapıldığı fotoğraf. Şimdi Timur, o sarılma fotoğrafı zaten çok şey anlatıyor. Yani delil olarak bunları zaten veren Hale. Evet Sera. Ya şeye diyeceğim ben de, gerçekten birincisi sanki böyle bir şey hepsi ilk defa duyuyor. Asla böyle bir şey mümkün olmayan bir ülkede, adeta bir Finlandiya'da yaşıyoruz gibi davranıyor. Bir grup yobaz var. Onlar beni açıkçası çok gerdi sabahtan beri. Sana yönelik şeyleri de okuyorum. Ya sanki bu ülkede daha bir sene önce 6 yaşında çocukla evlenebilir diye fetva veren sözde bir hoca yokmuş. Sanki onun yaptığı bu açıklamaları adıyla sanıyla ananlar yargılanmamış, ceza almamış. Birazdan sevgili Mustafa da bizimle olacak. Yani sanki burada arkamdaki sıralarda Ensar Vakfı'ndaki tecavüzcü bakanları koruyup kollayanları kahkahalar atarak aklamamışlar gibi. Sanki bunlar hiç olmamış gibi davranıyorlar ve utanmadan yine münferit bir dosya ve yalancı bir gazetecinin iftiraları üzerinden göğe tartışmaya çalışıyorlar. Ama dediğin gibi yani dosya o kadar net ki herhangi bir, yani senin sunduğun ses kaydı bile zaten başlı başına bir delil ve şu bile çok aptalca, yanlış tabiri belki, çok ahlaksızca. 6 yaşında kız çocuğu tabii ki bizce de evlendirilemez ama 13 yaşındaki evlendirilebilir diyorlar. Aslında yaptıkları savunma da bu tam olarak. Yani bunun da belki anlamsızlığına dikkat çekmekte fayda var diyoruz. Bugün de çok yorgun olduğunu biliyoruz ama bizi de kırmadın. Çok teşekkür ederiz. Şimdi sadece bir soru soracağım sen ayrılmadan ya. Bu Hiranur Vakfı İsmail Ağa cemaatinin ana kadrosuna muhalif bir grup mu? Ya aslında tam öyle değiller onlar. Yani şöyle, irtibatları çok net. Onun haberi hazırladığımızda Hiranur Vakfı'nın tarihçesi ve internet sitesinde tarihçesi, hakkımızda bölümü ve vakfımız diye 3 ayrı bölüm var. Ve orada şu çok net anlatılıyor. Yani Yusuf Ziya Gümüşel'in işte Mahmut Usta Osmanoğlu'nun talebesi olduğu, oradan çıktı. Onun talimatıyla Çengelköy'e gittiği, oradan Sancaktepe'deki külliyeyi kurduğu net bir şekilde anlatılıyor. Bunlar arasındaki temasları çok çözmek de mümkün değil. Çünkü daha sonra bütün o sitedeki Mahmut Usta Osmanoğlu ile fotoğrafını da kaldırdılar. Bütün vakıf şeyinden, tanıtımından, hakkımızda bölümlerinden hepsinden Yusuf Ziya Gümüşel'i sildiler. Ama şu da var, Öncükbeli Ahmet ziyaret etmiş herhalde 3-4 yıl önce filan. Onunla birlikte orada Cübbeli Ahmet'te Mahmut Usta Osmanoğlu'nun ona el verdiğini, yani bir anlamıyla Yusuf Ziya Gümüşel'e bu ilminde, onu tırnak içinde söylüyorum, evet, ilgili destek verdiğini ifade ediyor. Ama şu an merkez kadrosuyla İsmail Ağa'nın bunların ilişkisi anlamı bilmiyorum ama İsmail Ağa'nın açıklamasında, ilk açıklamasında bunu münferit bir olarak nitelendirdiler. Hiranur Vakfı'nın açıklamasında aile içi bir olay olarak değerlendirdiler. İddianame olduğunu vurguladılar. Yani
aslında şimdi de bir anlamda böyle karşı saldırıya geçerek bu iddiaları sürmeye çalışıyor. Ama tabii ki biz susmayacağız. Ama işte mesele bütün Türkiye'nin hangi düşüncede, hangi inançta, hangi dünya görüşünde olursa olsun. Ya 6 yaşında çocuk ya. Yani artık yani ne siyaseti kalır, ne politikası, ne hiçbir şey kalmıyor ortada. Yani çocuk dediğiniz zaman yani herkesin duvar olması lazım onun çevresinde, onu koruması lazım. Yani bu karanlığa karşı, bu tarikat karanlığına karşı, defalarca yaşadığımız bu tarikat karanlığına karşı yek vücut olması lazım bu ülkenin. Ama görüyoruz ki hala onların sesi çıkmaya devam ediyor. Ama bu Türkiye'nin bir çocuk daha şeye tahammülü olmamalı artık, bu karanlığa bir çocuk daha vermeye tahammülü olmamalı. Peki. O kadar haklısın ki, evet. Yani şimdi sevgili Ayşe Çağdar da birazdan bizimle birlikte olacak, hazırmış sanıyorum. Timur, tekrar tekrar gerçekten hepimiz adına, özellikle sen Hale diyorsun, biz de Hale diyelim. Hale ve Hale'nin biz yalnız olmadığını da biliyoruz. Şu anda yüz binlerce çocuğun bu denetimsiz cemaat ve tarikat yurtlarında, Sibyan mekteplerinde tutulduğunu ve saray rejiminin buna göz yumduğunu çok iyi biliyoruz. İyi ki ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, senin gibi onurlu gazeteciler kaldı ve gerçeklere ulaşmaya devam edebiliyoruz. Çok seviyoruz seni. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın Timur. Ben de. Siz de iyi ki varsınız arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Evet sevgili arkadaşlar, burası çok gürültülü olduğu için biz mümkün olduğunca az konuşmaya çalışacağız. Ve zaten hani bu işi yıllardır çalışan insanlar da bizimle birlikte olacak. Timur'a tekrar teşekkür ederim. Şimdi sevgili Ayşe Çavdar bizimle birlikte olacak. Ve ben bütün konuklarımıza aslında sormak istediğimiz bizim bir soru var. Çünkü bu meclis tartışmalarında da konu hep aynı yerden yürüyor, biliyor musunuz? Az önce Timur da söyledi ya, yani burada hangi AKP'liye sorsanız ay bu siyaset üstü bir konu bu. Yani çocuklarımızı siyasete alet etmeyelim. Bir, bu siyaset üstü bir konu değil. İkincisi, bu mülkelik değil. Ve sevgili Ayşe hazırsa onu da yayına alalım. Ahmet abi iznin olursa ilk sorum benim, çünkü kendisine bu olacak. Ayşe'yi bağlayabildik mi Güney? Evet, merhaba Ayşe Hanım. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ruhunuza i̇şte burada nasıl olunursa öyleyiz diyebiliriz. İyi ki bizimle birliktesiniz. Teşekkür ederim. Herkese dediğim gibi aynı soruyu sormak çok istiyoruz biz. Oradan başlayalım. Bu mülterik söylemi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başımıza gelen bunca rezilliği. Hayır, bu münferit bir olay değil elbette. Bu gayet sık yaşanılan bir olay. Ortaya çıkması münferit ne yazık ki. Ortaya çıkarılması ne yazık ki münferit. Çünkü din bu cemaatlerin, bu insanların yaptıkları bu işleri saklamaları için bir perdeye dönüştürülmüş vaziyette. Dolayısıyla ortaya çıkması münferit hakikaten ve bu esef verici bir şey. Hepimizi dehşete düşüren asıl mesele mevzunun münferit olması değil, ortaya çıkmasının istisnai bir durum olması. Bu nedenle ben de buradan Timur'a ve olayı takip eden tüm gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Şöyle bir tarafına dikkat çekmek istiyorum ben meselenin. İddianameyi de programdan önce bir şekilde elime geçti, okudum. Bir iki ilave yapmak istiyorum. Tartışmaya bir iki ilave yapmak istiyorum. Bir tanesi şu, sadece anne baba değil bütün bir cemaatin sorumlu olduğunu düşünüyorum burada. Çünkü nikahın hükmü ilan edilmesiyle ilgili. Yani dini nikah dediğimiz şey esasında yapılan evliliğin, tırnak içerisinde yapılan evliliğin bütün cemaate ilan edilmesiyle ilgili bir şey. Bu insanlar artık bağlıdır birbirlerine, birbirlerine aittir diye ilan etmek. Yoksa dini nikahın başka bir şeysi yok bütün o ritüelin. Dolayısıyla şahitler kimler, kimlere duyuruldu bu iş, cemaatin içerisinde nasıl algılandı, nasıl anlatıldı ve kimler bu işi biliyorlardı da sustular diye de bir bakmak lazım. Dolayısıyla bu işi bu tarafından dolayı da münferit diyemeyiz. Bu yalnızca bir kişinin yaptığı, iki kişinin yaptığı bir iş değil. Sadece Kadir İstekli ve anne babanın yaptıkları bir iş değil. Orada bulunanların, buna tanıklık edenlerin, bunu bilenlerin tamamının işe karıştıkları, suça karıştıkları bir halden bahsediyoruz. İkincisi, olayın tuhaf bir tarafı daha var açıkçası. Ben mevzuyu duyduğum zaman o yüzden biraz şaşırdım ve başka bir tarafı olabileceğini düşündüm. Çünkü genelde şeyhler bu tür durumlarda evlenen taraftır. Yani böyle bir istisnayı, böyle bir imtiyazı kendilerine tanırlar. Burada garip bir vaka var.
Müride şeyh kendi kızını veriyor. Bu benim aklıma, sadece şüphe olarak söylüyorum, spekülatif bir şey. Bu benim aklıma aslında ortada daha büyük bir şey olduğunu ve bunun da onu kapatmak üzere düzenlenmiş belki de bir evlilik, bir taviz olduğunu düşündürüyor. Dolayısıyla soruşturmanın çok geniş kapsamlı yapılması lazım. Soruşturma yalnızca bu vakada örgütlü bir şey, çünkü cemaat dediğimiz şey de bir örgüt en nihayetinde. Burada bir suç örgütüne, bir istismar suçunu örgütleyen bir topluluğa dönüşmüş vaziyette. Dolayısıyla bakılması gereken şey sadece, ya da araştırılması gereken sadece, buna direkt olarak bir şekilde karışmış isimler değiller. Bütün bir cemaatin bu işle nasıl bir ilişkisi olduğu meselesi bence önemli. O tarafına da bakmak lazım. Çünkü bu garip bir olay. Yani biz şey vakalarına daha aşinayız. Şeyhlerin küçük kızları, ailelerden küçük kızları, birazdan söyleyeceğim onu da, kendilerine aldıkları birinci, ikinci, üçüncü eşleri olarak yahut ayrıcalıklı gördükleri müritlerini aslında böyle ödüllendirdikleri, bu bir ödül mekanizması olarak işleyebiliyor. Dolayısıyla buna daha aşinayız. Burada garip bir durum var ve bu durumun bir iyi araştırılması gerekiyor, soruşturulması gerekiyor. Yani bu böyle kişisel bir suç gibi olamaz, araştırılamaz. Bunun örgütlü bir suç muamelesi görmesi gerekiyor soruşturulurken ve taraflar yargılanırken. Ona dikkat çekmek istedim. Dediğim gibi iddianameyi okuduğum için ve hakikaten Timur infial çıkmaması için bir hayli uğraşmış, onu gördüm. Çünkü iddianameyi okumak, yani neyse, devam etmeyeyim, tutamayacağım çünkü kendimi. Mide istiyor değil mi Ayşe? Gerçekten ben de aynı şeyi hissettim. Hani bunca çocuk istismarı çalışıyoruz ama özür dilerim, böldüm, devam et. Çok başka bir şey. Yok, hemen sizin sorunuzu bekleyeyim diye ara verdim. Başlangıç için söyleyeceğim. Ayşe, aslında biraz önemli bir şey söyledin. Yani muhafazakar camiayı şu anda içimizde en yakından tanıyan insanlardan birisin. Yani hem o camianın içinde bulunmuş birisi olarak, hem de o alanda akademik ve gazetecilik alanında çalışmalar yapan birisi olarak. Orada çok önemli bir ayrıntıya dikkat ettim. Konunun örgütlü suça sokulabilmesi gerektiğine dair bir ihtimalden bahsederken, ayrıcalıklı müritlere tanınan bir ödül sisteminden bahsediyorsun. Yani yani çok kaba olacak ama yani insan kendi çocuğunu üzerinden bir ödüllendirme sisteminin içerisinde mi? İşte o garip. Garip olan o. Yani başka müritlerin çocukları... Bu daha mide bulandırıcı. Evet. Şunu söylemeye çalışıyorum. Başka müritlerin çocuklarını ayrıcalıklı müritlerine vererek onlara bir imtiyaz sağlayabilirler. Buradaki garip vaka şeyhin kendi çocuğunu bir müridine vermesi. Yani o nedenle ben şüphelendim. Diğeri daha aşina olduğumuz bir durum. Ya bu Sübyan mekteplerinden, Kur'an kurslarından, hafızlık kurslarından küçük küçük çocukları kocaman kocaman adamlara imam nikahı diye şey yaptıkları, verdiklerine onlara birer imtiyaz olarak, o ayrıcalıklı müritlere birer imtiyaz olarak verdiklerine daha çok aşinayız. Buradaki garip vaka bu. Dolayısıyla şeyhin içerisinde bulunduğu, benim aklıma şöyle bir şey geldi. Şeyhin içerisinde bulunduğu ve belki bu müridin bildiği, ettiği başka bir şey vardır da onu cover ediyordur, onu bir şekilde örtüyordur falan gibi bir şey. Ama spekülasyon yapıyorum şu anda tamamen. Araştırılması gerektiğinde olayın çok şüpheli olduğunu söylemek istiyorum. Ya suçun ötesinde daha büyük bir şeyi örten bir şüpheye kapı açıyor bence bu mevzunun hikayesi. Dikkat çekmek istediğim başka bir şey daha var. Şimdi bu dönemde cemaatler, AKP döneminde cemaatler çok ciddi bir şekilde nitelik değiştirdiler. Bu değişimlerden bir tanesi de artık neredeyse içe kapalı, daha içe kapalı yapılar olmaları. Çünkü daha fazla paylaşmak zorunda oldukları daha fazla malları, mülkleri, zenginlikleri, ayrıcalıkları var. Dolayısıyla bunu eskiden olduğu gibi hayır hasenat işleriyle daha fazla işte yoksulların çocuklarını alıp büyüterek vesaire falan şey yapmak istemiyorlar. Ne derler onların? Onlarla paylaşmak istemiyorlar. Aksine cemaat daha kapalı devre çalışıyor. Öyle olunca da cemaat içerisindeki çocukların, her kimse eskiden beri bir kuşaktır, iki kuşaktır, üç kuşaktır cemaatte olan ailelerinin çocuklarının değeri, piyasa değeri diyeceğim ben buna. Piyasa değeri bu insanların gözünde çok artmış vaziyette. Çok ne derler onun adına, çok bağlayıcı bir durumda. Böyle şu yeni vaziyette çocuklar,
ailelerin cemaatin sağlayabileceği olanaklardan yararlanmak için cemaate verdikleri birer sermaye, bir tür bir kontrat gibi işlev görüyorlar ne yazık ki. Bu dille konuştuğum için çok özür dilerim. Elbette böyle olduğunu düşünmüyorum, böyle olması gerektiğini düşünmüyorum. Ama nasıl baktıklarını çocuklara anlatmanın da ne yazık ki başka bir yolu yok. Dolayısıyla ailenin cemaatle bağını sürdürebilmesi için o çocuğun o yerlerde bu tür mevzulara açık hale getirildiği bir düzenden bahsediyoruz. Şöyle işliyor. Çokça bu yönde hikaye dinlediğim için onlardan örnekler vererek söyleyeceğim. Şöyle işliyor. Çocuğun başına bu geliyor. Sübyan Mektebi'ne geliyor. Kur'an kursunda geliyor. Gidiyor annesine babasına söylüyor. Diyor ki benim başıma böyle bir şey geldi. Onu ilk susturan anne baba oluyor. Çünkü eğer bu ortaya çıkarsa cemaatle ilişkileri bozulacak. Ve dolayısıyla cemaatten belki de dışlanacaklar. O şeyden cemaatin onlara sağladıkları olanaklardan yararlanamayacaklar. Hani diyorlar ya çocuklarımız din düşmanı oluyor bilmem ne oluyor şu oluyor bu oluyor işte ateist oluyor deist oluyor Netflix yüzünden o yüzden değil. Çocuklar bu tür şeyler başlarına gelip de analarına babalarına söylediklerinde ve anaları babaları onların arkasında durmadıklarında ha din bu diyorlar. Bakın bunu biz söylemiyoruz. O çocuklar diyorlar. Din benim böyle bir ortamda eziyet görmeme, istismar edilmeme sebep olan şey. Din yüzünden görüyorum ben bunu. Bunu çocuk söylüyor. Biz söylemiyoruz bunları. Bizim söylememiz kâr etmez çünkü. O çocuklar bunu gördükleri için, bizzat kendi bedenlerinde deneyimledikleri için dinin böyle bir şey olarak yaşandığı hali vazgeçiyorlar. Dolayısıyla bizim karar vermemiz gereken bir şey var. Yani çocuklar bizim neyimiz oluyor? Çocukların olduğu her yerde devletin yetmez. Şimdi şu anki durumda güya devletin böyle mekanizmaları var. Yani çocukların olduğu her yerde güya devlet oraları denetliyor olması lazım vesaire falan. Ama yok böyle bir şey. Dolayısıyla bizim toplum olarak çocukların bizim neyimiz olduğuna karar vermemiz lazım. Bir kere şeyle başlamamız gerekiyor buna da. Çocuğun ananın babanın malı mülkü, kölesi falan olmadığı, çocuğun her bir çocuğun bütün haklara sahip, birer birey olduğu, birer yurttaş olduğu ve ihtiyacı olan her yerde hem toplumun hem hukukun, bakın birbirinden ayırmıyorum, hem toplumun hem hukukun korumasına değer olduğu gibi şeyleri baştan bir konuşmamız, konularda anlaşmaya varmamız lazım. Çünkü bu çocuklar müthiş bir yalnızlık içerisindeler. Böyle bir yalnızlık, böyle bir korumasızlık, bütün bu eziyetlere açıklık, az çocuğun başında olan bir dert değil, binlerce belki yüz binlerce çocuktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim bu konularda hem kararlar vermemiz hem de o kararları uygulamaya geçirecek siyasetler üretmemiz lazım. Bu nedenle başta söylediğiniz şeye geleceğim. Bu hiç de böyle siyasi olmayan, siyaset üstü falan bir mesele değil. Bu siyasi bir mesele. Kim ki işte bir takım cenaze törenlerindeki kalabalıkları bu milletin asli unsurudur diye anlatıyorsa onların yarattıkları bir siyasetin eseri çünkü. Bu eziyet mekanizmaları. Bunlar eziyet mekanizmaları. Ve tekrar başa döneceğim. Örgütlü eziyet mekanizmaları. Bunlar gayet örgütlü eziyet mekanizmaları. Ayşe çok güzel bir şey noktaya temas ettin. Aslında buradan toplamından çıkaracağımız sonuç şöyle bir şey olabilir. Yani bu dini yapıların cemaat, tarikat adı her neyse şeffaflaştırılması ve bir denetim mekanizmasının kurulmasının yolu aslında onların yani o yapıların çeşitli güç merkezleriyle olan özellikle de siyasetle olan bağlarının zayıflatılmasından geliyor. Ve aynı zamanda da siyasetin orayı oy deposu olarak görmesi nedeniyle siyaset tarafından da istismar edilmesine ya da bu tür istismarların üstünün örtülmesini engelleyecek bir şeffaflaşma yaratmak gerekiyor. Bu her düzeyde ama yalnızca bir partiyle falan değil. Örneğin bunun çok örneğini gördüm, kendi gözlerimle gördüm. Bir yerellikte, herhangi bir yerellikte o yerel yönetimle, oradaki yerel bürokrasiyle, yerel işte yargı kurumlarıyla vesaire falan öyle ilişkiler içerisine girebiliyor ki bu cemaatler. Din yapabildikleri, edebildikleri her şeyi, bunlar da dahil olmak üzere dokunulmazlaştıran bir şey oluyor. Şu hale geliyor ya, öyle söyleyeyim. Bazen kimilerini bu tür şeyleri yapabilmek için cemaat kurarken görüyorsunuz artık. Çünkü biliyorlar şu dönemde dini bir kisve edinmenin onlara nasıl bir
koruma sağlayabileceğini. O nedenle ya sekülerleşme, laiklik dediğimiz hikaye bizim için bize bu nedenle lazım zaten. Yani din bu tür herifleri bu tür heriflere kalkan olamasın diye lazım. Burada da çok net görüyoruz neye ve kime nasıl mal olduğunu. Yani tekrar etmek gerekirse bu siyasi bir mesele. Evet, çocukların ne olacağı, çocuklarla ilişkimiz bizim siyasi bir mesele. Ve mevcut hal şu, şahitlik ettiğimiz bu suç siyasi mekanizmalar tarafından hoş görülmüş bir suç. Varlığı değil, ortaya çıkması ne yazık ki istisna. Evet. Ve evet, hep beraber inisiyatif almamız gerekiyor. O yüzden ne kadar konuşsak al. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Ayşecan, çok teşekkürler. Kolay gelsin. Evet. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ olun. Şimdi bunu ben sunacağım. Peki ama başlangıcını ben söyleyeyim. Söyle, hani ikimiz için de öyle. Biz birkaç yıl önce de bu yayını yapıyorsaydık yine benzer şeyleri konuşuyor olacaktık. Birkaç yıl öncesini atıp aslında şu, Ensar Vakfı'nda da benzer bir şey çıkmıştı ortaya. Ve bu şimdi söz sende. Yani aradan 9 yıl geçmiş ama yine aynı cümlelerle benzer bir şey konuşuyoruz. Öyle ya, ben de onun için aslında. Şimdi sıradaki konuğumuz Mustafa Hoş arkadaşlar. Mustafa Hoş ismi. Bunu söylediğim için bana kızacak belki ama çocuk istismarı dosyalarıyla özdeşleşmiş durumda şu anda adeta. Şöyle yapacağım izninizle, hangimiz konuşuyorsa iki kulaklık konuşalım sesi daha iyi olsun diye. Sevgili Mustafa abiyle ben ESA dosyasında çalışırken tanıştım. Daha o zaman işte 20'li yaşların sonunda bir avukattım ve parti meclisiydim. Mustafa Hoş hem gazeteciliğiyle hem korkusuzluğuyla o Ensar Vakfı dosyasının peşine öyle bir düştü ki işte bu tarikat, cemaat denen çirkeflerde çocukların başına neler getirildiğinin en yakın tanıklarından biri. Daha tuhafı var. Bu haberleri takip ettiği için belki de Türkiye'de en çok yargılanan, en çok dosyası olan insan ünvanına sahip. Çünkü çocuk istismarcılarını yargılamaktan aciz bu iktidar dönüyor dolaşıyor. O çocuk istismarcılarının peşine düşen Mustafa Hoş'u yargılıyor. Benim bildiğim 50 tane falan sadece dosyası var. Daha uzatmayacağım çünkü dediğim gibi söz bizim değil. Ömrünü neredeyse bu dosyalara vakfetmiş insanlardan birinde Mustafa Hoş'ta. Mustafa abi hoş geldin. Merhaba, selamlar. Duyabiliyor musun bizi? Duyuyorum. Merhabalar. Kolay gelsin. Yani bu ülkede hepimize kolay gelsin. Evet, sana da Mustafa abi, aslında konumuz belli, kısa kısa sizi de yormadan teşekkür ediyoruz, bunca yoğunluğunuzda destek verdiniz bize bu akşam. Size göre diyeceğim, bunlar münferit mi? Kendi zaman çizelgenizden bir insanları anlatır mısınız? Türkiye'de çocuk istismarı, tarikatlerin, cemaatlerin o yuvalarında istismara uğrayan çocuklar istisna mı Mustafa abi? Yok, gayet organize bir şekilde çocuklara kötülük yapılıyor bu ülkede. Çünkü her biri birbirinin kopyası gibi yaşananlar. Hani münferit denilen şey birbirine benzemez. Yani anlık ortaya çıkar ve o ortaya çıktığı anda da onun üzerine gidilir ve bir daha olmaması için çaba gösterir. Oysa yani Ensar'da beraber de yaşadık bütün olan bitenleri. Tamamı üstünü kapatmak üzerine kurulu bir sistemdi ve doğruyu, gerçeği üstünü kapamak için eldeki bütün imkanlar kullanıldı. Devlet imkanları kullanıldı. Tarikatlar bütün güçleriyle bunu üstünü kapamak için uğraştılar. Devlet görevlilerinin asli işi bunun ortaya çıkarılması ve bunun sorumlularının yargılanmasını sağlamak olması gerekirken tamamen üstünü kapamak için uğraştılar. Dönemin valisi böyle çalıştı. Milli Eğitim Müdürü tamamen Ensar'ın üstü kapatılsın diye uğraştı. Baro başkanı öyle uğraştı falan. Ya bütün aslında şöyle, bu hani çocuklar için bir cehennem bu ülke. Tamamen bir cehennem haline getirildi. Ve bu çocuk tarikatlarındaki çocuk istismarı, çocuk tecavüzü ve tamamen sistematik bir organize bir işmiş gibi görünüyor. Yani çünkü tarikatların yapısında şöyle bir şey var. Öyle bir imtiyazlı konumda kendilerini görüyorlar ki her yaptıkları her şeyi kendilerine hak görüyorlar.
Ya bu zaten böyle bir durumda olan bir yapının hani içerisinde normal bir şeyin olması mümkün değil. Ya dışarıya şöyle bir tarafları var. Yani onları kendi otonom haline, yani kendi otonomlarıymış gibi her bir tarikatın ayrı bir otonomu var ve bunun içerisinde kendi yasaları, kendi kuralları, kendi acayip ahlakları. Çünkü hani buna bir ahlakları vardı diyemeyiz. Çünkü çocuğa tecavüz edilen bir yerde ahlak olmaz, insanlık olmaz. Ama öyle bir yerde ki soruşturulmuyorlar, kovuşturulmuyorlar ve bir imtiyazlı suç örgütü haline geldiler. Yani hem de öyle bir halde ki şimdi bak Timur'un yaptığı şeyde hani sanki birçok insan ilk kez oluyormuş gibi falan bir davranıyor ama hani bu ülkenin neredeyse şeyi haline geldi. Bu çocuk istismarları ve çocuğa yapılan kötülükler günlük rutin bir iş haline geldi neredeyse. Yani Timur'a gösterilen tepki yoksa yani yerin 7 kat altına girip utanması gereken insanlar Timur yargılansın diyebilecek cüreti buluyor. Şimdi bu pervasızlığı susturmadıkça, bu pervasızlığın sesini kesmedikçe çocuklara daha büyük kötülük yapacaklar. Ya insan utanır ya, nasıl, hayır şöyle bir şey, bu durumda nasıl çıkıp bu savunulabilir? Ya Enser'de bunu yaptılar, Dikili'de bunu yaptılar, Gerger'de bunu yaptılar, Erzurum'da bunu yaptılar. Her çocuk istismarında aynı şekilde bu pervasızlıkla çıkıp yani dine saldırı var diye bunun üstünü dinle örtmeye kalkışıyorlar. Bu ülkenin dindarları da susuyor ya. Bu hani kürmenin de ötesinde bir şey bu. Ama bu tür kampanyaların karşılık bulduğunu aslında yargının tasarruflarından görüyoruz. İşte Gülşen arkadaşıyla ilgili bir şaka yapıyor ve kendini hapishanede buluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya da Nurettin Yıldız bu konuya dair televizyon ekranından fetva veriyor ve fakat bunu ifade özgürlüğü olarak değerlendiren bir yargı mekanizması var. Mustafa, aslında biraz önce Ayşe'nin de işaret ettiği bir organize bir suçun soruşturulması şekline dönüştürülmesi gerekir diye aslında önemli bir noktanın altını çizdi. Ben oradan şunu atıp yapacağım. Türkiye'de bütün kurumlar çöküş içinde, bunun da en başta organlarından birisi yargı. Şimdi yargının bunu yapmayacağı çok ortada. Ve burada gerçekten gazetecilere çok büyük iş düşüyor. Yani şu nedenle söylüyorum bunu. Mesela Ensar Vakfı'nda ortaya çıkan istismar soruşturuluyormuş gibi yapılıp üstü kapatıldı. Neden dersen işte çok yüksek bir ceza ilk celsede sanık hakkında kesildi ve hiçbir şey soruşturulmadı. Bu adamın bütün meslek geçmişi boyunca görev yaptığı bütün kentlere, il ve ilçe merkezlerine dönük olarak bir soruşturma yapılması aslında mağdur sayısının 45'in çok çok üzerinde olduğunu da bize ortaya koyacaktı. Bu da bir örtbas mantığı, soruşturuyormuş gibi yaparken. Şimdi yargı bunu yapmıyorsa elbette ki gazetecilere çok iş düşüyor. Timur burada çok kıymetli bir iş yapıyor. Senin de söylediğin gibi ama hakikati ortaya çıkaran her zaman hedef haline getiriliyor ve bu ahlaksızlığı meşrulaştırmaya çalışanlar kalkıp Timur yargılansın ya da gazetecilik yargılansın demeye getiriyor. Yani sen ne diyeceksin bu konuda bir gazeteci olarak? Ya şimdi emniyette ne kadar güçlü olduklarını biliyoruz tarikatın. Yargıda da güçlüler. Kendi hakimleri, kendi polisleri var neredeyse. Onlara talimatla iş yaptıracak kadar. Yoksa yani çocuklara tecavüz edilen bir yerde bunu ortaya çıkan bir gazeteciye soruşturma çıkarmak, mahkemede yargılamak öyle kolay bir iş değil ki. Hiçbir hakim kendi vicdanıyla bunu vermez. Ya ben ifadeye vermeye gittiğimde bundan utanmıyor musunuz dediğimde söyleyecek sözleri olmuyor. Ama yani burada şöyle de bir durum var. Hani yargı görevini yapmıyor, şu bunu yapmıyor, bilmem ne yapmıyor diye. Hani bu bir anlamda şöyle insanların böyle suskunluğuna daha fazla bu yeryüzünün en korkunç, en kötü eylemini neredeyse sıradanlaştırma ya da kanıksama hali oluşuyor. Birazcık da hani bunun olmasını engellemek lazım. Hani yani çocuğa kötülük yapılan bir yerde susan herkes aslında suç ortağıdır. Kim olursa olsun. Yani bunu şöyle anlatayım ne olduğunu. Dikili'de ben kendim de gitmiştim. Gittim bizzat yerinde gördüm çocuklara tecavüz edilen yurdu ve oradaki olayları incelemek için. Bir tane kadın
yanıma geldi ve kolumdan tutarak kulağıma şunu söyledi. Eğer ben Ensar'da dediklerinizi duysaydım ya da görseydim benim çocuğumun başına bu gelmeyecekti diye. Bu çocuğumun başına gelenden ben suçluyum. Ben de artık bu hayatı yaşamak istemiyorum gibi çok ağır bir şey söylemişti bana orada. Yani bu şunu gösteriyor. Eğer bana dokunmaz, ben işte bunu görmezlikten gelirsem, ya benim işte böyle şeyleri yok içim kaldırmıyor, yok midem kaldırmıyor, duyarsızlığı devam ederse hiçbir yerde, hiçbir şehirde, hiçbir evde, okulda kimsenin çocuğu güvende değil. Ve güvende de olmayacak. Yani buna daha fazla bir şekilde topyekun ses çıkarmak lazım. Bunu araştıran, eden gazetecilerin daha fazla desteklenmesi lazım, yanında olması lazım. Yani Timur'un yalnız bırakılmaması lazım öyle bir durumda. Çünkü her yerden, her koşuldan, dört koldan saldıracaklar. Bir sürü baskı kuracaklar. Hem yaptığı işe hem hayatın her alanında. Bu yüzden yalnız kalmaması çok önemli. Yani bu çocuk istismarı, çocuk tecavüzü, çocuk tacizi konusunda Türkiye'de birazcık kendini sorumlu hissetmesi lazım. Çünkü bu tarikatlar bir suç organizasyonu olarak hayatına devam ediyor ve bunun seyircisi olmamak zorunda artık bu ülke. Çok teşekkürler Mustafa abi. Şimdi Aslı'yı alacağız ama ben kızmazsa diğer arkadaşlar son bir soru soracağım. Çünkü senin davalarının durumunu da biliyorum. Sen yıllardır bu işlerle uğraştığın için onlarca davayla muhatapsın. Sana veda etmeden ve sevgili Aslı'yı misafir etmeden önce son sorum şu. Sen bu işlerle uğraştığın ve genel olarak tırnak içinde muhaliflik yaptığın için, gazetecilik mesleğini icra ettiğin için toplam kaç davada yargılanıyorsun? Bu soruyla bize veda edersen. Çünkü kamuoyu da bunu bilsin, özür dilerim. Bu dediğin çok önemli. Çünkü bir gazeteciyi takdir ediyoruz, bravo diyoruz. Arkamızı dönüyoruz o konu geçtiğinde. O gazeteci onlarca davayla uğraşmaya devam ediyor. Bu o yüzden bence önemli. Sen de bunu en iyi belki açıklayacak insanlardan birisin. O yüzden kısacık son sorum bu sana. Ya bizim ne yaşadığımızın gerçekten bir önemi yok. Çocukların yaşadıkları yanında bizim yaşadıklarımızı konuşmamızın da bir anlamı yok. Yani ben şunu söyleyebilirim. Bu davalara bakarken, o dosyaları okuduğunuzda günlerce etkisinden çıkamıyorsunuz. Çünkü yazdıklarımız onların çok azı. Niye öyle? Çünkü aileler zarar görmesin, çocuklar zarar görmesin diye bir sürü şeyi aslında orada yazmıyoruz. Ama o çocukların yaşadıklarına baktığımızda hani dayanmak mümkün değil, katlanmak mümkün değil. Yani bununla ilgilenen her arkadaşın aslında psikolojik tıbbi destek alması gerekiyor. Bu derece zor bir dönemde çocuklar bu kadar çok şey yaşarken bizim yaşadıklarımızın gerçekten bir anlamı yok. Yani işimiz bu. Yapmak zorundayız. Anlatmak zorundayız ki çocuklar için cehenneme gelmiş bu ülkede daha fazla da yapmamız lazım. Ben teşekkür ediyorum size. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Desteğin için, katıldığın için. İyi ki varsınız. Siz de öyle. Siz de. Hoşça kalın. Evet, çok teşekkür ediyoruz sevgili Hoşa. Şimdi sevgili tipli kadınlardan Aslı Yapar bizimle olacak. Onu da şöyle kısaca bir özet geçmek isterim. Biz Türkiye İşçi Partisi'nde elbette bir kadın partisi olma iddiamız da var. O yüzden tüm kadın üyelerimiz de tipli kadınlar olarak bir araya geliyoruz. Ayrı bir yönetimimiz, ayrı bir büromuz var. Kadın politikalarını ve partinin kadına dair işlerine buradan yön vermeye çalışıyoruz. Dün de tüm İstanbul İl Örgütümüzle birlikte olay mahallinin tam önündeydik. İyi ki oradaydık. Gönül isterdi ki bizimle birlikte yüz binlerce insan o olay mahallinin önünde olsun. Tip İstanbul İl Örgütü oradaydı. Elinde bu kapının arkasında çocuk istismarı var yazan bir pankart tuttu. Etrafı onlarca tomayla çevrilmesine, onlarca çevik kuvvet polisi görevlendirilmesine rağmen bir adım geri atmadılar. Ve orada suçluları, istismarcıları, bu sistematik işkencecileri teşhir etmek için bulundular. Şimdi hem bu eylemi konuşmak hem bakış açılarını almak için kısacık tipli kadınlar sözcüğümüzde parti meclisiyemiz sevgili Aslı Yapar bizimle birlikte olacak. Daha sonra konuklarımıza geçeceğiz. Aslı hazırsa bağlantıyı alabiliriz. Aslı hoş geldin. Öncelikle merhaba. Tebrik ederiz dünkü eylem için ve katılamadığımız evet. için vekiller olarak bütçedeyiz, kusurumuza bakmayalım evet. diyelim.
Neden yaptı tip bu eylemi ve neden bir tek tip yaptı ve tipli kadınların bu konuya bakışı nedir Aslı? Sendeyiz. Şimdi tabii ben ilk önce herkese merhaba diyerek başlayayım. Biz tip olarak, Türkiye İşçi Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde aslında gündeme gelmiş, aslında dünyanın her yerinde gündeme gelmiş olan başlıklara hızlı ve pratik cevap vermek, hızlı ve gerçek alanda, gerçek kişilerle beraber cevap vermenin önemini biliyoruz. Dolayısıyla alana da hep beraber kadın erkek bütün partili arkadaşlarımızla beraber tam da bu sapkınlığın olduğu bu cemaat tarikat binasının önünde buluşmanın, oraya bir uyarıda bulunmanın çok yerinde ve çok kararınca bir hal olduğunu biliyorduk ve orada olduk. Bu sadece İstanbul'da olmayacak. Türkiye İşçi Partili kadınlar olarak biz ve Türkiye İşçi Partisi olarak Türkiye'nin her yerinde örgütlü olduğumuz her ilde bu istismarı dile getirmeye, teşhir etmeye, öfkemizi kuşanmaya, bu öfkeyle beraber hareket etmeye devam edeceğiz. Çünkü böyle kolay kolay üstünden atacakları bir konu olmadığını anlayacaklar. Şimdiye kadar 2000'li yıllardan bu yana son 20 küsür yıldır uyguladıkları, uygulamaya çalıştıkları yasa politikalarıyla beraber bu tarz olayların zeminini örmüş bir sistemle karşı karşıyayız. Dolayısıyla bunun farkındalığıyla hareket ediyoruz, etmekle de yükümlüyüz. Biz bundan tam bir ay önce bir kreş kampanyası başlatmıştık tipli kadınlar olarak ve oradaki yaptığımız araştırmalarda şunu hemen gündeme getirdik. Denetimsiz Kur'an kurslarının ve sübyan mekteplerinin kapatılması gerekmektedir dedik. Demeye devam edeceğiz. Ve ben hani tipli kadınlardan da bağımsız olarak bu mücadelenin bütün kadın platformlarında, bütün siyasi örgütlerde beraber hareket ederek yükseltilmesi gerektiğini de düşünüyorum. Bunu yaparken de sorumluluk hepimizin, bu sorumluluğu sırtlanalım. Bu sorumluluğu gazetecilerimize sırtlanalım, bu sorumluluğu avukatlarımıza sırtlanalım ve gerçekten karşılarına bir irade olarak çıkalım. Şu anda tarikatlarda ve cemaatlerde farkında olmadığı, işin içinde bulunduğu sömürünün farkında olmayan birçok kadın ve çocuk var. O farkındalığı yükseltmenin yolu da daha fazla konuşmak, daha fazla ses çıkartmak. Yani şu anda gerçekten yaşadığı şeyin normal olduğunu düşünen bir çocuk olabilir. Bu korkunç. Ve biz de her alanda, her yerde bunun normal bir şey olmadığını teşhir ederek ve aynı zamanda sürekli gündeme getirerek, sayenizde mecliste gündeme getirerek ve sokakta, alanlarda gündeme getirerek üstümüze düşen görevi yerine getirmeye devam edeceğiz Sera, Ahmet. Çok teşekkür ederim. Pardon. Çok teşekkür. Sesinizi almıyorum. Şimdi geliyor. Tamam. Tamam. Veda etmeden önce tek sadece bir sorum da alacak. Bu kreş kampanyasını biz önemsediğimizde evet insanlar hani derdiniz bu mu demişti ama sanıyorum derdimizin neden bu olduğunu en çok bu dini tarikat ve cemaatlerde istismara uğrayan çocukları gördüğümüzde herhalde kamuoyu da hissediyordur artık bizim derdimizin ne olduğunu. Bizim derdimiz ne Aslı? Üç cümleyle. Çünkü şimdi diğer konuğumuz da sırada. Bizim derdimiz nedir? Bizim derdimiz eşitlikçi, özgürlükçü, kimsenin boyun eğmeden hakkını savunduğu bir dünyayı yaratmak. Bunu yaparken de çocuklarla, kadınlarla, bütün muhalif kesimlerle beraber hareket edebilme iradesini göstermek. Ve yılmadan mücadele etmek, korku politikasından uzaklaşmak. Kimseden korkmuyoruz. Kimseden korkmadan dimdik ayakta, haklarımız meşru, talep ettiğimiz haklar meşru, peşinden devam edeceğiz. Bu hakları. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok iyi bir kapanış yaptın. Tam da aslında seninle aynı duyguları paylaşacak bir diğer konuğumuz var şimdi. Havle Kadın Derneği'nden Rümeysa Çamdereli. Rümeysa Hanım da muhafazakar camiadan birisi. Ama şimdi Havle'den biraz bahsetmek gerekiyor. Havle muhafazakar camiada yetişmiş ve hala o camianın içerisinde olan feminist kadınların kurduğu bir dernek ve bir takım feminist politikalar üzerinden faaliyetler yürüttüğü bir dernek. Evet. Yani şimdi hem muhafazakar hem feminist deyince bazı insanların kafası karışıyor ama tam da
her türlü tahakküm ilişkisinin reddedilmesi gerektiğine dair çalışmayı her alana yaymak gerekiyor ve o açıdan Havle ve benzeri dernekler çok önemli bir işlev görüyor. Rümeysa Hanım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Umarım tanımlamaları yanlış bir şekilde yapmamışımdır ya da biz pek memnun değiliz muhafazakar olarak anılmaktan. Muhafazakarın karşı noktada olduğumuzu hissettiğimiz bir dernek olarak faaliyet yürütmeye çalışıyoruz aslında. Kendimize Müslüman demek yetiyor bize. Muhafazakar dememeyi tercih ediyoruz. Hatta tamam, o zaman olmadığımız çok yüzümüze bolca söylendi zaten. Maalesef buydu. Yarınamayanlar mı? o konuda çok fazla ortak payda sıralayabilirim sizde. Herkes kendi durduğu yerden maalesef öyle linçlere, linç girişimlerine maruz kalıyor. Yayına katılmayı kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum her şeyden önce. Yani sizin burada olmanız şu açıdan çok kıymetli. Bu meseleyi siyasetten arındırarak, tırnak içinde söylüyorum, tartıştırmaya çalışan bir iktidar anlayışı ve çevresinde kümelenmiş rantiye ilişkilerinin içerisine girmiş gruplar var. Biz de bunun tam aksine, bunun siyaset üstü olmanın, toplumsal olanın, her şeyin siyasi olduğunu ve burada da siyasetin yarattığı güç olanaklarından faydalanarak bir suç zincirinin halkalarından birine daha tanık olduğumuzu söylüyoruz. Ve açıkçası ben sadece sizi temsil ederek söylüyorum biraz önceki uyarınızdan ötürü. Sadece muhafazakar camia değil, Türkiye'nin toplamında ideolojilerden bağımsız olarak 6 yaşında bir kız çocuğunun o yaştan başlayarak istismar edilmesi gibi bir dehşet olaya rağmen korkunç bir sessizliğin hakim olduğunu görüyorum. Ve bu beni çok canımı acıtıyor. Yani bir dolu olayda, bir dolu toplumsal ve siyasi olayda bir sessizlik sarmalıyla karşı karşıyayız ama yani kız çocuğu 6 yaşındayken başlamış, dahası var mı? Yani siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sessizliği ve bu tarikat cemaat bağlantılı ya da iktidar bağlantılı yapıların bu meseleyi tırnak içinde ele alış biçimini nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle biraz böyle tam da en başında, konuşmanın başında hissettiğimiz o aradalıktan muzdarip bir grup olduğumuz için biz sesimizi çıkarmakta biraz zorlandığımızı hissediyoruz. Onu konuşuyorduk arkadaşlarla da. Çünkü gerçekten bütün bu mevzuların kutuplaşmanın net bir aracı haline getirildiği herkes tarafından ve nefret ve öfkenin tekrar tekrar üretildiği, sonuçta mağdur olan ya da buna maruz bırakılan insanların özelliklerinin tamamen gittiği ve ortadan kaybolduğu süreçler izliyoruz. Ve biz de biraz bundan muzdarip olduğumuzu düşündük. 3-4 gündür, yani bu haberi duyduğumuzdan beri aslında 6 gündür bir metin kaleme almaya çalışıyoruz. Oradan tutuyoruz, öbür tarafından tutuyoruz. Sürekli bir karmaşa içerisindeyiz. Bizce tabii ki hani bunu tekrar söylemeye hiç gerek yok. 6 yaşında evlilik olmaz. O olsa olsa istismardır. Biz de hatta bunu zaten araştırmasında yapmıştık. 9 yaş altı bir birlikteliğin evlilik olarak adlandırabileceğini düşünenlerin oranı bizim Türkiye temsili yaptığımız araştırmada %1'in altındaydı. %0.7 idi. Yani bu oy toplanması hayaliyle yaklaşılan gruplar aslında Türkiye'nin çok marjinal bir grubunu oluşturuyor. Münferit değil, örgütlü. Kesinlikle bu konuda diğer konuşmacılara katılıyorum. Bu konuda örgütlü bir yanlış hareketin olduğu ortada olmalı ve bununla mücadele edilmeli. Ama finalde bu yapılan eyleminde bir oy güdülebilecek bir şey olmadığı, Türkiye toplumunu yansıtmadığı da hatırlanmalı. O anlamda da aslında bu grupların böylesi Twitter vesaire gibi ortamlarda nasıl güçlendiğini anlamak gerekiyor. Tarikatlar kapatılsın, başörtüsü meselesi yoktur vesaire gibi söylemlerle kendini var etmeye çalışan, sürekli belirli bir grubun zekasına atıfta bulunarak siyaset yapmaya çalışan bir grup hala ne yazık ki aynı dili koruyor. Biz de iki tarafın öfkesinin arasında sıkışmış hissediyoruz. O yüzden de açıkçası bu konunun özellikle son dönem anayasayla ilgili tartışmalarla birlikte tartışılması, kastedilen aile politikalarının hiçbirimizi yansıtmadığı, Türkiye toplumunun böyle bir toplum olmadığı, kadınların ailenin içerisinde saklanarak, gizlenerek haklarının savunulamayacağı söylemlerinin arkasında bir siyaset güdülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tarikatlar yönünde de zaten Ayşe Çavdar'ınkinden sonra konuşmasından sonra Ahmet Şek çok net bir şekilde ifade etti. Ben hani bunu da söylemek isteyecektim ama tekrar etmeyi de isterim. Tarikatların kapatılmasından öte şeffaflaşması
gerekiyor. Çünkü kapatılması ya da yasaklanması zaten yapılmış bir şey. Hali hazırda Cumhuriyet'in kurucu siyasetinin yasakladığı tarikatların merdiven altı büyümesinin de sonuçlarını ne yazık ki yaşıyoruz. O yüzden şeffaf, takip edilebilir ve hesap sorulabilir yapılar hale getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Biz tarikatsız, mezhepsiz bazı kadınlar olarak, kendi inancımızı hala sürdüren kadınlar olarak, Müslümanlar olarak, Müslüman kadınlar olarak utanıyoruz, öfkeliyiz. Ama bu öfkemizi sadece istismar eyleyen faillerine yönelttiğimiz bir Türkiye'de beraber siyaset yapmak istiyoruz. Böyle özetleyebilirim sanırım. Evet, çok teşekkür ediyoruz katkınız için. Farklı görüşlere yer vermeyi unuttuğumuz neredeyse, hani bunların ayıp görüldüğü, farklı görüşten insanların birbirine tartışmasının, görüş paylaşmasının adeta ayıp kabul edildiği bir ortamda tipe görece uzak kabul edilebilecek bir derneğin temsilcisinin bizimle birlikte olmasını ayrıca çok önemsiyoruz. Bunun yanı sıra şöyle de bir durum var, hakikaten bu da kızdırıyor bizi yani. Muhafazakarlar sessiz, siz kendimizi öyle tanımlamıyoruz dediniz ama hayır efendim, yani kendini Müslüman olarak tanımlayan herkes de sessiz falan değil. Bu rezilliklere tepki gösteren, çok sayıda kendini inançlı olarak tanımlayan insanlar da var. Ayrıştığımız belki bir küçük konu olabilir. Ben şahsen hiçbir Müslümanın dinini yaşamak için tarikat ve cemaatlere ihtiyaç duymadığı kanaatindeyim ve bunların şeffaflaştırılamayacağı, kontrol edilemeyeceği, bu nedenle gerçekten kaldırılmaları gerektiği kanaatindeyim. Ama bu görüşlerimizi karşılıklı paylaşabildiğimiz için de inanın çok mutluyum. O yüzden çok teşekkür ederiz bu akşam bizimle birlikte olduğunuz için Nusa Hanım. İyi ki varsınız, iyi ki ses çıkartıyorsunuz ki, çünkü şöyle de bir durum var. Bunu söyleyince bu şeye %100 katılıyorum. %1'lik marjinal bir kesim olduklarını düşünüyorum ben bu insanların. Ama başlıca silahları şu oluyor. Gördünüz mü? Dindarlara saldırıyorlar. Dinimize saldırıyorlar. Hayır kardeşim, biz dininize falan saldırmıyoruz. Biz sizin o dini kendinize paravan ederek el kadar çocuklara hallenebilmenize saldırıyoruz. Bu ayrımı da herkes çok net yapmalı. Bunu ortaya koyduğunuz için de ayrıca teşekkür ederiz. Konuğumuz olduğunuz için de sağ olun, var olun. Ben teşekkür İnşallah ederim. İnşallah ilk medeni ortamda uzun uzun tartışmak üzere diğer meseleleri. Evet, çok ediyorum. Çok isteriz kesinlikle. Biz dernek olarak siyasetin, sivil toplumun siyasetle olan dilinin aynı mesafede olabildiği ve sivil toplumun sesinin ve derdinin siyasete yansıdığı bir şeye inanıyoruz. O yüzden de yayındayız. Mesafemiz ve her siyasi partiyle aynı neredeyse. O yüzden de bizi konuk ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederiz. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Ama inşallah bir şey kaçırmadık. Açık mikrofon duydunuz, tamam. Çok teşekkür ederim. Evet, kusura bakmayın, ara ara gidip geliyoruz. Evet, son konuğumuz şimdi bizimle birlikte olacak. Önce bir sevgili bizim... Kusura bakmayın arkadaşlar, bu arada burası çok gürültülü olduğu için iki kulakla aynı anda telefona bağlayamıyoruz. Tek kulaklıkla Ahmet abi ben birlikte idare etmeye çalışıyoruz. O yüzden böyle ara ara takıp çıkarırken ses gidiyor. Atladığımız bir şey olsa lütfen kusurumuza bakmayın. Şimdi son konuğumuz bizimle birlikte olacak. Daha sonra da sevgili Barış Atay ve Sayın Genel Başkanımız, canım Genel Başkanımız Erkan Baş'la birlikte yayını kapatacağız. Çünkü birazdan bu genel kurulda Barış Atay konuşuyor olacak yaklaşık bir saat içinde. Şu anda bir ara verildi. İyi Parti grubu, birazcık bilgi de vereyim size arayı bahane ederek Yelda hazır olana kadar. Şu anda bir ara verildi çünkü bütçeler üzerine her grubun belli bir söz hakkı oluyor. 70 dakika bir grup, 70 dakika. Son grup bu hafta, özür dilerim, bugün MHP grubuydu. Bitti şu anda MHP grubunun konuşması ve genel kurul yarım saat yemek arasına girdi. Şöyle de size ortamı da göstermiş olalım bu vesileyle. Sesimizi biraz daha yükseltebileceğiz. Umut ediyorum ki en azından sonunda şu anda birazcık daha yüksek sesle konuşabileceğiz. Yelda da sanıyorum hazır ve son konuğumuz, dediğim gibi ondan sonra Erkan Baş ve Barış Atay bizimle birlikte olacak. Daha sonra da Barış Atay'ın eminim ki buradakileri çok neşelendirecek konuşmasıyla hepinize veda edeceğiz diye umut ediyorum. Yelda hazır. Yelda Koçak bizim feminist avukat arkadaşlarımızdan, tipli avukatlardan. Uzun yıllardır da bu alanda çalışan bir kadın arkadaşımız, eğer hazırsa sevgili Yelda, özgürcüyü de yatırdıysa rahat rahat konuşabiliriz sanıyorum. Hoş geldin Yelda. Tüm konuklarıma sorduğum soruyu bu alanda çalışan bir avukat olarak sana da soracağız. Bu olay münferit bir olay mı?
ve tipli avukatların bu konuya bakışı nedir? Ne yapmayı düşünüyorsunuz diyeyim. Buyurunuz efendim. Öncelikle iyi akşamlar. Teşekkür ederiz böyle bir yayın için. Yayına dair mutluluğumu, yani böyle bir yayını yapmış olmanıza dair teşekkürümü sonradan ileteceğim size yayın kapanırken. Ama ben sadece şu soruyla, verdiğiniz şu soruya yanıtla başlamak istiyorum. Bu münferit değil. Bu adım adım gelen, organize bir şekilde örülen bir süreç. Biz yıllardır bunu yaşıyoruz ve bu görünüyor. Nereden başlasam? Yani 2015 yılında başlayabilirim aslında. 2015 yılında Anayasa Mahkemesi ne zaman ki dini nikah kıyılırken öncesinde resmi nikah zorunluluğunun bir suç vasfı şeklinde olduğunu değiştirdi. O maddeyi iptal etti. O günden sonra hızla başlandı aslında bunlar. Daha da hız kazandı diyebilirim. Çünkü öncesinde resmi nikah olmaksızın dini nikah kıyıldığında bu bir suçtu. Bu da aslında önemli bir ayrıntıdır 2015 yılı. Sonra yine 2016 yılına gidelim. Çok geçmiş zaman değil. 2016 yılında bu o meclise sunulan boşanmaları önleme komisyonu taslak raporu vardı. İşte o taslak raporda TCK 103 yani çocuk istismarcılarını cezalandıran maddede değişiklik yapmak istedi AKP. O taslağın içerisine koymuşlardı, af getirmek istiyorlardı çocuk istismarcılarına. Yetmedi, o taslak raporuna karşı onlarca, yüzlerce kadın örgütü, LGBT artı örgütü, toplumsal muhalefet, hatta meclisteki muhalefet partileri de ses çıkardı ve o taslağı hasır altı ettiler. Böyle bir taslak yok dediler. Ama durdular mı? Durmadılar. Tam da bugün işte tekrar o konuştuğumuz o utanç verici ve gerekçeli kararlara da yazılan, utanılmadan yazılan, küçüğün rızası sözünü dillendiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ yine Adalet Bakanı'ydı. Ve 2016 yılında gece yarısı operasyonuyla bir yasa tasarısı hazırladılar. Neydi bu yasa tasarısı? Çocuk istismarcılarını affetmek istiyorlardı. Neymiş efendim? Evlilik olmuş, üstünden zaman geçmiş. Evlilik olunca biz çocuk istismarcılarını affedelim dediler. Ve hatta o yasayı tasarısını savunurken de bugün de yine Adalet Bakanı olan, tesadüfe bakın, bugün de yine Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ çıkıp kanallarda dedi ki küçüğün rızası olabilir. Bu garabet lafı o zaman da etmişti. Peki AKP durdu mu? Durmadı. Yine o tasarıyı yine çöpe gönderdik. Yine yüzlerce kadın örgütü, binlerce kadın, toplumsal muhalefet, LGBT örgütleri sokaklara döküldük. Bugün şeytanlaştırılan, bugün kara propagandaya maruz kalan kadın örgütleri, feministler, LGBT artılar o gün çocuk istismarcılarını affetmemek için sokaklara dökülmüştük ve bunun muhalefetini yürüttük. Peki AKP durdu mu? AKP durmadı. Covid zamanında, pandemide herkes canının derdindeyken AKP yine o meclise bir yasa tasarısı getirdi. Yine infaz yasasındaki değişiklikler içerisinde virgüllerle oynayarak yine istismarcıları affetme girişiminde bulundu. Biz bunları süreci takip ettik ve bitti mi? Bitmedi. İstanbul Sözleşmesi'nden nasıl ki imzayı çektiler, şimdi de çocukları cinsel sömürü ve cinsel suistimare karşı koruma sözleşmesi olan Avrupa Konseyi Sözleşmesi olan Lanzarote Sözleşmesi'nden de imza çekilsin istiyor bir grup marjinal. Şimdi biz hukuken böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki biz ne yapacağız? Tipli avukatlar ne yapıyoruz? Bu sürecin neresindeyiz? Biz aslında Türkiye İşçi Partili avukatlarda, kadın hareketin içerisinde olan avukat arkadaşlar da hep birlikte kadın örgütleri bu hem yasal süreci hem de yargılama faaliyetlerini takip ediyoruz. Örneğin bu dosyanın bugün duruşmasının ne zaman olduğunun ya da dosya numaraları ve benzeri bilgileri takip ettik. Neden? Çünkü önemlidir. Çünkü biz aynı zamanda bu yargılama, yargı faaliyeti her ne kadar AKP'nin elinde de olsa, tek elinde de olsa oralara yerleştirdikleri hakimleri, savcıları, kimler neler ne yaptıklarını görüyoruz işte bu dosyada. Failleri nasıl organize koruduklarını görüyoruz. Ama biz yine de içinde bulunduğumuz en kötü durumdan bile devrimci bir görev çıkarmasını biliriz. Biz o yargı salonlarında, biz bu iktidarı da, bu iktidarın faaliyetlerinde, politikalarında yargılamanın yollarını ararız. Örneğin tıpkı İstanbul Sözleşmesi sürecinde tek gecede tek adamın kararını o Danıştay binasında binlerce kadın avukatlarıyla beraber yargıladıysak bu failleri de öyle kolektif, öyle bütüncül bir yargı pratiğiyle
süreci takipçisi olmamız gerektiğini düşünüyorum. Harikasın Yelda. Çok teşekkür ediyoruz. Zaten sanıyorum biraz spoiler da vermiş oldu ama hani biz de bugün uzun uzun bu takipçisi olma işinden gerçekten çok bahsettik. Bu arada yayını ara verdik. Ben bunu kapatmadan beni duyabilir misiniz acaba? Duyabiliyor musunuz beni? Yelda geliyor mu sesim sana? Geliyor ama yayınlıyor. Şahane. Böyle kulaklıksız yapalım. Çok teşekkür ediyoruz Yelda. Gerçekten sual bu. Takipçisi olacağız meselesi hakikaten önemli. Çünkü ne zaman bir saçmalık yaşasak burada takipçisi olacağız. Birazcık kamuoyu tepkisi belirse takipçisi olacağız. Neyin takipçisi oldular bugüne kadar bilemiyorum ama Allah'tan senin gibi insanlar, feministler, avukatlar var. İyi ki varsınız. Allah sizi başımızdan eksik etmesin diyoruz ve çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Şimdi sevgili arkadaşlar, İsterseniz arada bitmeden ufak ufak kapatalım. Biz de yerimizi diğer iki arkadaşımıza bırakalım. Çünkü sadece ikimiz burada değiliz. Ses sorunumuz olduğu için şey yaptık ama genel başkanımız... Ben şöyle tutayım. Sen sabit tut istersen. Şöyle, Erkan evet. Burada gördüğünüz gibi Barış burada ve Barış'ın birazdan konuşması da olacak açıkçası. O yüzden son sözü de onlara bırakalım istedik. Barış, bu takipçisi olma meselesine ne düşünüyorsun abi? Yani oradan girmek lazım. Yani... Koyun şunu sabitleyelim ya dur. Evde olmayacak. Güney kızmasın bize. Ses şahane şu anda demişler. Çökün. Kulaklık şey. Çökün. Gel sen çök. Otur ben başına çökelim. Gel senin konuşman var kıyafetle. Herkese iyi akşamlar. Sayın Genel Başkanımız da şöyle değilsin. Biraz şeyi kafayı kaldırabilirsiniz. Evet, galiba sen. Yaptık evet. Yani bu takip, takipçisi olmak meselesi gerçekten artık arka sıradaki gülünç mü desem, trajikomik mi desem, sinir bozucu mu desem bilmiyorum ama her toplumsal infial yaratan meselede iktidardan duyduğumuz ilk cümle takipçisi olacağız. Ben bu konuyu bu konuya bir yerinden değineceğim bugün konuşmamda. Yaklaşık herhalde bir saat 10 dakika sonra görüşmek üzere diyelim. Kavga çıkar mı Barış? Barış'ı çok seviyorlar. Gol olur mu diye soruyorlar ya. Her zaman o ihtimal var tabii. Ama Barış şuradan yürüse bile kavga çıkartmaya çalışıyorlar. Başkan senin. Evet, son sözü Sayın Genel Başkanımız, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş. Arkadaşlar herkese merhaba. Tabii bayağı sabah buradayız. Yoğun bir gündü. Ben önce Ahmet ve Sera'ya bir teşekkür edeyim. Bence bayağı Türkiye'de televizyonlarda izleyemeyeceğimiz kadar kaliteli bir yayın yaptılar. Bir olumsuz koşullara. Bize televizyon kurmuş. Gerçekten acaba ikisi de televizyonculuk yapsa ne olur memleketin hali? Var bir hayalimiz başkan. umuyorum gerçekten basının özgür olacağı günleri görürüz de böyle şeyler yapmaya ihtiyaç duymayız. Epey ya koşullar zor çünkü teknik zorluklar var. Hani meclis rahat bir yer ama koşullar zor gördüğünüz gibi yayın yapmak için. Ya bir derdimiz de şuydu, onu da paylaşalım bu vesileyle. Bütçe süreci, yani bu çok canımızı yakan, hani acısını yüreğimizde hissettiğimiz son gelişme olmasa bile bütçe süreci çok önemli bir süreç. Bütçe, hazine tamamen bu ülkede yoksulların, emekçilerin, çalışanların, bizlerin vergilerinden oluşuyor. Dolayısıyla bunun nasıl toplanacağı ve nasıl harcanacağına ilişkin tartışma aslında meclisin varlık gerekçesi ve tam da aslında meclis yok ediliyor meselesinin bir örneğini yaşıyoruz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi işte iki gün önce burada bir İYİ Partili milletvekiline dönük saldırıyla aslında bunun somut örneklerinden bir tanesini gösterdi. Fakat biz sürekli sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Başından bu yana da Türkiye İşçi Partisi'ni mecliste konuşturmamaya dönük bir girişim var. Bu sadece hani buradaki 4 milletvekilini konuşturmama çabası olarak değerlendirilse belki bu kadar önemli olmazdı. Ama tam da bizim iddiasını taşıdığımız şey, yani yoksulların, halkın, sizlerin adına burada konuşmaya çalışıyoruz ve aslında bize verilmeyen o kürsü burada emekçinin sesine yer yok anlamına geliyor. Kavgamızın temel nedeni bu. Bunu bilmeniz lazım. Bu nedenle de ısrarcıyız, inatçıyız. Elimizde ne olanak varsa yaratıcılığımızı kullanarak sesimizi her yere ulaştırmaya çalışacağız. Hepinizden de destek bekliyoruz. Buradaki mücadele aslında sokaktaki mücadelenin sadece bir uzantısı. Ama insanların birbirini görmesine vesile oluyor. Yani bizim meclisteki varlığımızın da anlamı buydu. Yani Soma'daki maden işçisiyle Rize'de o
ahlaksız müteahhite karşı mücadele eden köylülerin ortak bir mücadele verdiğini, o mücadeleyi burada birleştirmeye çalıştığımızı söylüyorduk. Bugünkü yayında da aslında bunu göstermeye çalıştık. Yani değişik alanlardan bu gericilere, yobazlara, bu iktidara, iktidarın hayatımızı mahveden girişimlere karşı mücadele eden arkadaşların seslerini en azından meclisten sizlere ulaştırma çabasının küçük bir örneğini yaşatmaya çalıştık. Ben gerçekten arkadaşlarıma tekrar teşekkür ediyorum. Katılan arkadaşlar. Bizi izleyen, sesimizi paylaşan, bunu yayan tüm yurttaşlara da teşekkür ediyorum. Her hal ve şartta konuşmaya, sorgulamaya, sormaya ve nihayetinde hesap sormaya devam edeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Kapanmadan önce bir şey de söyleyeyim başkan sen. Biz bazen böyle yani çok vahim şeylerle karşılaştığımız için duygularımıza da yenik düşüyoruz ve çok öfkeli cümleler kurabiliyoruz ama yani özellikle bakın işin içinde din bezirganlığı olan konulardaki tavrımızdan yanlış sonuçlar çıkarıldığına tanık oluyoruz ya da arkadaş eleştirileri geliyor. Bakın ne kişi olarak bizlerin ne de Türkiye İşçi Partisi'nin kurumsal olarak ya da TİP üyesi herhangi birinin kimsenin inancıyla, inançsızlığıyla, yönelimleriyle ilgili hiçbir derdi yok. Bizim bütün meselemiz din şarlatanlığıyla, din bezirganlığıyla bunca hukuksuzluğu, istismarı, kanunsuzluğu ve bu kadar ahlaksızlığı ve suç örgütüne dönüşmüş yapıların şeffaflaşması gerektiğini savunuyoruz. Derdimiz bundan ibaret. İyi ki varsınız diyoruz. Şimdiden spoiler verelim. İnsan Hakları Haftası'nın başladığı gün Süleyman Soylu çok ironik biçimde mecliste bütçe görüşmesine gelecek. Ha, 10 Aralık, evet. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Evet, yaklaşık bir saat sonra Barış konuşacak. Lütfen TBMM TV'den izlemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. İnşallah doğru düzgün medyamızın olduğu bu konukları doğru düzgün televizyon kanallarında izleyebileceğiniz günler olur da biz de burada sadece grubumuzla yasama faaliyetini yaparız. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Destek veren tüm konuklarımıza ve masa arkasında teknik destek veren tüm yoldaşlarımıza teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. İyi ki Türkiye İşçi Partisi var. İyi akşamlar arkadaşlar.